Sayın izleyiciler, şu anda Satave'deyiz. Satave'de böyle gezerken, dolaşırken yörenin çok eski duayen sanatçılarından Nurettin Demir'le karşılaştık. Şimdi kendisiyle de kısa bir söyleşi yapacağız. Sayın Nurettin Demir, geldiniz Satave'ye. Bugünkü şenliği nasıl buldunuz? Yöremize uygun mu? Neler düşünüyorsunuz bugünkü program için? Ya gayet güzel de. Programda sıklık var. Ondan sonra bilin yönetim ya burayı yönetenler, burayı idare edenler pek güzel yapamadılar. Ama halk çok güzel. O kadar kalabalık ki, en kalabalık belki de bu sene. Ama evet, biraz eksiklikler olmuş. Oldu da hala görüyoruz. Neyse, böyle de sanatçıların müziği hakkında ne düşünüyorsun? Yani yöreye uygun mu söylüyorlar? Biraz yörenin dışında mılar? Yani bazı yörenin dışı sadece ne var biliyor musun? Hep yazlara dönmüş. Karadeniz müziğine dönmüş diyorsunuz. Yazların müziklerine dönmüş. Bizim Gürcü müziklerinin yarısı yok. Eski çaldıklarımızdan yarısı yok. Buradan ne bileyim ben artık. Hepsi bu Karadeniz yöresinin gibi çalıyorlar hep. Onu beğenmedim. Ama şenlik olarak gayet güzel. Bizim asıl yörenin havalarını çalsalar daha güzel. Bak orada da birkaç tane yörenin müziklerinden barlar oynandı, horonlar oynandı. Onlar çok güzel. Ya onlar da olsun, Karadeniz de olsun ama ekseriyetle oraya binmeleri benim hoşuma gitmedi. Evet, maalesef yöre müziğinden uzaklaşmışlar bazıları. Öyle bir sıkıntı var bu yöremizle ilgili ama organizasyonlar bunları düşünmesi lazım. İnşallah yöremiz... Organizasyon bir defa baştan bitirmeli, sıkıntı. Ben onu diyeyim. Böyle bir sıkıntı var diyorsun. Böyle bir sıkıntı var. Onlara da söyleyeceğim. Kendilerine de söyleyeceğim. Bir de temizlik yönünden sıkıntı var galiba. Böyle herkes çöpleri sağa sola atıyorlar. Dediği gibi bir şeyler yapıyor. Çöpleri, böyle. Yani bu senenin organizasyonundan hiç memnun değilim. Oldu. Peki, teşekkür ettik. Sağ olun. Yanında da kızı Süheyla Hanım oturuyor. Senin diyeceğin bir şeyler var mıydı? Var. Az önce de söyledim. Yani su olmaması ne demek böyle bir organizasyonda? Evet, genel şikayet bu sene su sıkıntısı gerçekten oldu ama organizatörlere söyledik. Dedik ki bunu giderin dediler. İşte boruyu patlatmışlar dediler. Sabote edildik gibi bir şeyler söylediler ama doğru mu bilmiyoruz ama gerçekten de boruyu kesmişler. Onun arızasını da buldular. Öyle. Yani bir de en büyük sorun trafik sorunu. O trafiğin iyi yönetilemediğini. Yani en çok şikayetlerde bunlar oldu. Herkes istediği gibi koydu. Yani bu trafiğin yönetilmesi gerekir. Kesinlikle. Olması gereken en önce bu yani. Trafiğin ayarlanması lazım. Teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Sağ olun.